Aydın Ünal, CHP'nin terörle imtihanı. CHP Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel bu sütunun sıkı takipçilerindendir. Haftada iki gün özellikle de CHP ile ilgili yazılarımızı satır satır okur. Nereden mi biliyoruz? Çünkü her iyi okuyucu gibi Sayın Özgür Özel de sadece okumakla yetinmez, aynı zamanda okuduğunu belli edecek şekilde de tepki verir. Oğuz Atay o muhteşem demiryolu hikayecilerinin sonunda ben buradayım sevgili okuyucum sen neredesin acaba diye sorar yani, Sayın Özgür Özel de işte tam ben buradayım diyen bir okuyucudur. Ne var ki meclisteki bütçe görüşmelerinin yoğunluğundan olsa gerek CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel bu sütunda pazartesi günü yazdığımız terör kim kimdir başlıklı yazımızı okuma fırsatını bulamamış sadece bir göz gezdirmiş. Hem başlığı hem de terör karşısında kimin nerede durduğunu yorumlayan yazımızın içindeki büyük harflere bakarak o yazıdaki büyük harfleri bir terör örgütleri listesi zannederek meseleyi tam anlamadan tepki vermiş. Tepki derken öyle böyle tepki değil. Ortalığı verveleye veren yaygara'yı basan, vay efendim CHP'yi nasıl terör örgütleri listesinden sayarsınız diye Feryat Figan yırtınan bir tepki. Orantısız tepkideki layık görünce CHP'li meclis başkan vekili ve Ak Partili bazı arkadaşlar da tabii efendim CHP nasıl terör örgütleri listesinde olabilir? Kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Kabilinden açıklamalar verdiler. Yapsınlar, alışığız. Elhamdülillah kıra kıra yürüyenlerden değil, kırıla kırıla büyüyenlerdeniz. Yeni bir gönül kırıklığının lafı bile olmaz. CHP'nin PKK, DHKPC ve FETÖ terörüyle yan yana anılması esasen ilk kez olmuyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile birlikte CHP'ye bu yönde çok iddia yöneltildi. CHP ise bugüne kadar bu iddiaları boşa çıkaracak samimi bir tavır ortaya koyamadı. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin hem de Cumhuriyeti kuran kadronun partisinin terörle, terör örgütleriyle yan yana anılması elbette hoş değil normal de değil. Ancak bu algının öyle kendiliğinden oluşmadığı da bir gerçek. Sadece Kılıçdaroğlu döneminde bu algıyı besleyecek onlarca tavır sergilendi. Hangi birini hatırlatalım? Önceki dönemde CHP'nin Tunceli milletvekili olan Zat örneğin bütün sol terör örgütlerini okşamış, PKK tarafından birkaç gün misafir edilmiş, ardından da PKK'ya çiçek çocukları muamelesi yapmıştı. Ya da CHP'nin İstanbul'dan seçilen Diyarbakırlı milletvekillerinin açıklama ve eylemleri. Rehanlı saldırısına ne demeli? Esed aşkına, DHKPC eylemleri sonrasında ortaya konan dengeli ve duyarlı söyleme ne demeli? Her terör eyleminden sonra terörü ve terör örgütlerini kınamak yerine tam da teröristlerin hedeflediği gibi uluslararası söylemle ve Fethullahçı dille birebir örtüşen şekilde AK Parti'yi, hükümeti, Cumhurbaşkanımızı itham etmelerine, hedef göstermelerine, böylece terörü perdelemelerine ne demeli? Her bomba patladıktan sonra daha cesetler ve yaralılar yerdeyken CHP'lilerin AK Parti yaptı, saray yaptı türünden terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek istikametlik açıklamalarına ne demeli? Gezi darbe girişimine, 17-25 Aralık yargı darbesine sahip çıkmalarına, bu darbe girişimlerinin siyasi ayağı olmalarına, meclis kürsülerinden FETÖ'nün illegal yollarla elde ettiği ses kayıtlarını dinletmelerine, Fetullahçı söylemin sesi olmalarına ne demeli? CHP'nin Zaman Gazetesi'ne, PKK yayınlarına, gazeteci görünümlü militanlara, MİT tırları kumpasının algı operasyonunu gerçekleştiren Fethullahçı Cumhuriyet Gazetesi'ne, operasyona lojistik sağlayan CHP vekillerine sahip çıkmasına, Türkiye DAEŞ'i destekliyor yalanını tam da terör örgütlerine alan açacak şekilde sürekli gündemde tutmasına ne demeli? 16 Temmuz sabahından itibaren mağduriyet edebiyatını tezgaha sürmelerine, 250 şehidi umursamayıp linç, işkence, insan hakları ihlalleri iftiralarını ulusal ve uluslararası dolaşıma sokmalarına, bu yolla hala FETÖ'ye motivasyon vermelerine ne demeli? Kürt meselesinde Türk ulusalcılığıyla Kürt faşizmi arasında sürekli yalpalamalarına, terör örgütünün propaganda araçlarına, siyasi uzantılarına, STK görünümlü hücrelerine, terör savunucularına avukatlık yapmalarına, bunlara yönelik operasyonların önünde durmalarına, polis şehit etmiş teröristleri içerideki tutuklu gazeteci diye dünyaya şikayet etmelerine, sonradan katil olacak teröristlere pankart mağduru öğrenci muamelesi çekmelerine, ne demeli? Liste uzayıp gidiyor. Ama aslında sadece CHP genel başkanının başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz. Açıklaması bile CHP'nin terörle yan yana anılması algısına hizmet etmiyor mu? CHP eğer terörle yan yana algısından kurtulmak istiyorsa eleştirileri hakaretle, linçle, yaygarayla bastırmak yerine oturup kendi öz eleştirisini yapmalı. Bu ülkede terör neden mi bitmiyor? Daişe tüm siyasi partilerin, AB'nin ve ABD'nin gösterdiği ortak tavır, PKK'dan, FETÖ'den, DHKPC'den esirgeniyor da ondan bitmiyor. Terörle, milletiyle birlikte tek başına mücadele eden Türkiye artık zafere çok yakın. Terör ya bitecek ya da bitecek. Herkes yeni pozisyonunu buna göre belirlesin. Aydın Ünal, Yeni Şafak Gazetesi